Merhaba arkadaşlar. Ben Elif Pirenvise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel bir battaniye e, modeli çalışmasını anlatacağım. Birkaç renkle örülebilen bir model. Tek renk örülmesi mümkün değil. En az iki renk kullanmak gerekiyor. İki renkli ya da çok renkli olarak e, örebilirsiniz. Orta kalınlıkta ip tavsiye ediyorum. Ben %100 Pamuk içeriği olan herhangi bir marka üzerinde ambalajı bulunmayan bazı tuhafiyelerde bu şekilde satılan doğal bir ip kullanacağım aynı iplerden bulup Sizlerde örgünüzü örebilirsiniz ya da yine koton bambu içeriği olan markalı ürünlerde kullanabilirsiniz Önemli olan içeriğinin aynı olması arkadaşlar. Orta kalınlıkta özellikle olmasına dikkat edelim. Ya da klasik bebe ipleriyle de örebilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilmek için yine çok güzel bir model. Çünkü birçok renkle çalışabilirsiniz ve elinizdeki ipleri güzel bir çalışmayla değerlendirmiş olursunuz. Evet bu modeli çalışırken arkadaşlar yine orta kalınlıkta olduğu için 5 bölü 0 3 milimetre örgü tığ kullanacağım. Sizde e, bir orta kalınlıktaki ip üzerinde zincir çalışması yaparak elinize uygun olan e, tığ numarasını tespit ederek örmenizi tavsiye ederim. Benim bu iplere uyumlu olan tığ numaram 3 numara ama bu değişkenlik gösterebilir. Çok sıkı ören arkadaşlar 3 buçuk 4 numara tığ da kullanabilirler. Yani üç buçuk milimetre ve 4 milimetre ya da eli çok bol olan arkadaşlarımız da olabilir. Onlar da iki buçuk milimetre tığ kullanabilirler. Bunu ancak deneyerek elinizin hangi numara tığa uygun olduğunu anlayabilirsiniz. Evet bebek battaniyeleri arkadaşlar en çok kullanılan ölçü olarak 90 çarpı 90 santim yani eni ve boyu 90 santim ölçülerde olan ee, ölçülerle örülür ama tabii ki bu e, değişkenlik gösterebilir daha küçük ya da daha büyük e, kare ya da dikdörtgen olarak yani tamamiyle sizin arzu ettiğiniz şekilde büyüklük ve e, şekil olarak e, kendiniz karar verebilirsiniz ama ideal bebek battaniyesi 90 santim en 90 santim boydur arkadaşlar ben küçük bir e, modelde Anlatımını yapacağım. İstediğiniz e, genişlikte battaniyeniz için zincir çalışması yapacaksınız. Mesela 90 santim bir battaniye örecekseniz 90 santim uzunluğunda zincir çekmeniz yeterli olacaktır. Evet, bu anlatımımın eğer yeterli olduysa şimdi model çalışmamıza hep birlikte başlayalım. Evet şimdi model çalışmamıza başlayacağız. Şu beyaz ipimizle birlikte olan. Geliyorum. İlk sık iğnenin içerisine beyaz ipimle birlikte batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum ve başlangıç bitiş iplerimi örgümün içerisine yediriyorum arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum. Bu başlangıç kısmımız. Şimdi örneğe başlıyoruz. Yandaki sık iğnenin içerisine bir sık iğne çalışıyoruz. Şu çalışmadan başlayacağız. Bir var olan sık iğnenin üzerine batacağız. Ardından geleceğiz sıradaki sık iğnenin bir altındaki yuvaya batacağız. Ardından sıradaki sık iğnenin 2 altındaki yuvaya batacağız ardından sıradaki sık iğnenin 3 altındaki yuvaya batacağız ve son olarak sıradaki sık iğnenin 4 altındaki yuvaya batarak toplamda 1 2 3 4 5 kademeli bir çalışma yapmış olacağız Evet birinciyi yaptık tek bir sık iğne bir ile birlikte tığımıza ip filan dolamıyoruz arkadaşlar yanımızdaki Hemen sık iğne yuvasının altına batıyoruz, tığımızla ipimizi çıkarıyoruz. Tam üst sıranın hizasında bir sık iğne çalışması yapıyoruz. Şöyle tığımızla da ipimizi örgümüze oturtalım. Hem bol olmasın hem de arkadaşlar örgümüzü büzmesin. Bu uzunluğu çok dikkatli bir şekilde ayarlayın. 1 2 etti. Sıradaki neydi? Sıradakinin 2 altından 1 iki altından batıyorum. Tığımı, ipimi alıyorum. Yukarıya çıkartıyorum ve bir sık iğne çalışıyorum. Yine örgüme yerleştiriyorum. Aynı yükseklikte olmasına dikkat ediyorum. 1 2 3 çalışma yapmış olduk. Şimdi geliyoruz. Sıradaki sık iğnenin 1 2 3 altına batıyoruz arkadaşlar. Batıyoruz. İpimizi alıp yine yukarıya çıkartıyoruz ve bir sık iğne çalışıyoruz. Yine yerleştiriyoruz. Düzgün bir görüntü elde etmek için. 1 2 3 4. Sıradaki 4 6 oluyor. 1 2 3 4 geliyoruz. 4 altındaki yuvaya batıyoruz ipimizi uzatıyoruz ve bir sık iğne ile sabitliyoruz şöyle örgümüzü de ipimizi de yediriyoruz toplamda 1 2 3 4 5 aşamalı uzatarak sık iğne çalışmış olduk model böyle ilerliyor şimdi geliyoruz baştan alıyoruz sıradaki sık iğnenin içerisinde bir sık iğne yapıyoruz bir Sıradaki sık iğnenin 1 altına batıyoruz. 2. Sıradaki sık iğnenin 2 altına batıyoruz. 3. 3 altına batıyoruz. 4. Ve son olarak 4 altına batıyoruz ve 5'e tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar hep böyle öreceğiz. Sonra sıradakine batıyoruz. 1 1 altına batıyoruz. 2 2 altına batıyoruz. 3 3 altına batıyoruz. 4 ve son olarak 4 altına batıyoruz ve 5'e tamamlıyoruz. Bu sırayı hep bu şekilde tamamlayalım. Evet bütün sırayı bu şekilde tamamladım şu kenar kısmında örnek çalışmam tamamlanamayacağı için sık iğnelerle bu sırayı tamamladım Siz battaniye çalışması yaparken arkadaşlar özellikle e, başlangıç ve bitişin birbirine denk gelmesine dikkat edin kenarda bir iki tane e, sık iğne çalışması bırakabilirsiniz. Yani şu çalışmayı her iki kenarda bırakarak yapabilirsiniz. Ama önemli olan başlangıçta ve bitimde şuradaki sık iğne sayınızın aynı olması. Evet geldim. Üst sıraya çıktım. Her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne çalışması yapıyorum. Geliyorum. Her bir sık iğnenin üzerine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu bizim birinci sıra sık iğnemiz. Bunu birkaç sıra tekrar edeceğiz ve yine bir renk değişimi yapacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Bir zincirle üst sıraya çıktım. Yeniden sık iğne yapmaya başladım. İkinci kez sık iğne çalışması yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. ikinci kez sıramı tamamladım bir zincirle üst sıraya çıkıyorum ve üçüncü sıra olarak yine sık iğne çalışıyorum bunu toplamda 4 sıra yapacağız arkadaşlar şu an üçüncü sıramız model çalışmamızı yaptık ardından sık iğnelere başladık. Toplamda 4 sıra sık iğne çalışması yapmış oluyoruz. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, 3. sıramızı da tamamladım. Bir zincir çektim, üst sıraya çıktım. 4. ve son kez beyaz ipimle birlikte Var olan sık iğnelerimin üzerine sık iğne çalışması yapıp sıramı tamamlıyorum. Model çalışmamla birlikte yani beyaz ipimi e, ipimle birlikte toplamda 5 sıra örmüş oluyorum arkadaşlar. İlk sıra 5'li model çalışması. Sonraki dört sırada sık iğne çalışması olmuş oluyor. Evet şimdi son sıra sık iğnelerimizi tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Arkadaşlar renk geçişini şu az önce yaptığımız gibi bir zincir çekip keserek de yapabiliriz. Aynı zamanda son sık iğnemizi çalışırken şöyle sık iğneye batıp ipimizi alıp tığımızda iki adet ipimiz olduğunda yeni rengimizle bu iki ipi örüp renk geçişimizi sağlayabiliriz. Bir zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şu başlangıç ve bitiş iplerini yine örgümün içerisine yerleştiriyorum. İlk sık iğnemin içerisine bir yanındaki sık iğnemin içerisine 2 yanımdaki sık iğnenin içerisine 3 ta ki şu model çalışmamın olduğu yere kadar arkadaşlar sık iğne çalışmamı yapıyorum. Ardından bu kez ee, bir sık iğne sonra bir o sık iğnenin altından sonra onun iki altından diye ilk çalışmamızı yapmıştık şimdi tam tersini yapacağız en alttan başlayacağız en üstte bitireceğiz arkadaşlar yani geliyorum en alttaki sık iğnenin yuvasına batıyorum ipimi uzatıyorum ve örgümün hizasında olacak şekilde sık iğne çalışmamı yapıyorum. Ardından bir üstteki yuvaya hemen yandaki sık iğnenin batıyorum. Burada bir sık iğne çalışması yapıyorum. Tam tersi ilerliyoruz yani. Önce artarak en dibe ulaşıyorduk. Şimdi en dipten eksilterek üst kısma ulaşmış oluyoruz. 1 2 şimdi sık iğnenin hizasında bir ikinci yuvaya geliyorum batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum 3 sonra sıkıyı yandaki sık iğnenin bir altındaki yuvaya batıyorum bir sık iğne çalışıyorum 4 ve son olarak sıradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne çalışıyorum 5 çok kolay çok da keyifli şimdi geliyoruz yine en alttan başlıyoruz en alttaki sık iğnenin yuvasına batıyorum örüyorum bir ardından yanındaki sık iğnenin bir üst yuvasından batıyorum örüyorum 2 Ardından yanındakinin bir üstünden batıp örüyorum. 3 Ardından yanındakinin bir üstünden batıp örüyorum. 4 Ve son olarak sıradaki sık iğneden örüyorum. 5 Çok kolay, çok keyifli. Tekrar gösteriyorum. Önce en alttaki yuvadan batıyorum. Örüyorum 1. Ardından bir üst sıradan batıp örüyorum. 2 Ardından bir üst sıradan batıp örüyorum. 3 Ardından bir üst sıradan batıp örüyorum. 4 Ve son olarak sıradaki sık iğnenin üzerinden batıp örüyorum. 5 Bir kez daha batıyorum en alttan. Örüyorum. 1 bir üst yuvadan batıp örüyorum. 2 Bir üst yuvadan batıp örüyorum. 3 Bir üst yuvadan batıp örüyorum. 4 ve son olarak sık iğnenin üzerinden örüyorum. 5 Sıramızı böyle tamamlayalım. Şu iplerimizi örgümüzle aynı hizada ayarlamaya dikkat ediyoruz. Şöyle benim yaptığım gibi yaparak ayarlayabilirsiniz. Evet, son kez en alttan batıp örüyorum 1. Yanındaki bir üst yuvadan batıp örüyorum. 2 yanındaki bir üst yuvadan batıp örüyorum. 3 yanındaki bir üst yuvadan batıp örüyorum. 4 ve son olarak sık iğnenin üzerinden örüyorum. 5 Sıra sonunda bir tane kenarımız için sık iğnemiz vardı. Onu da örerek sıramı tamamlıyorum. Evet. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Üst sıraya çıkıyoruz. Örgümüzü arkaya çeviriyoruz. Ve yeniden sırayla her sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne çalışması yapıyoruz. Artık hep aynı şeylerin tekrarı olacak. 4 sıra sık iğne çalışması yapacağız. Sonra yeni rengimize geçeceğiz. Bu kez ilk başlangıçta yaptığımız gibi önce sıradaki sık iğnenin üzerinden sonra sıradaki sık iğnenin bir altından, sonra iki altından, sonra üç altından olacak şekilde uzatarak örgümüzü model çalışmamızı uygulayacağız. Yine bu şekilde sık iğnelerle birlikte toplamda 4 sıra olacak şekilde sık iğnemizi çalıştıktan sonra yeni rengimize geçeceğiz ve bu kez uzundan kısaya doğru sık iğne çalışmalarını yapacağız yani bir sıra kısa çalışmadan başlıyoruz uzatarak aşağıya doğru sık iğnelerimizi örüyoruz bir sonraki renk değişimimizde de tam tersini yapıyoruz ve bu şekilde çalışmamızı yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde hep aynı şekilde devam edecek. Bir sıra başlarken önce sıradaki sık iğneden başlayıp sonra 1 6 1 6 1 6 1 6 5 tane olacak şekilde örüyoruz. Sonra 4 sıra sık iğne ördükten sonra yeni model çalışmamıza örgümüzün arkasından başlamış oluyoruz. O zaman da geliyoruz önce en alttan sonra bir üstten sonra bir üstten sonra bir üstten ve beşincisi sık iğnenin üstünden olacak şekilde modelli çalışmış oluyoruz. Evet bu modelde böyle arkadaşlar daha birçok battaniye modeli sizler için anlatacağım. Şayet bu modelimin de anlatımını beğendiyseniz Lütfen beğeni butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.